Tamam, okey. Başlayalım. Şimdi geçtiğimiz derslerde e, ee, part tree'lerden bahsetmiştik. İşte e, iki tür part tree vardı. Bir constituency part tree vardı, bir de dependency part tree vardı. Constituency part tree'leri nasıl olduğundan e, bahsetmiştik. Burada e, şekil üzerinde e, kitapta e, 13.2'de bir tane e, ağacı görüyoruz. İşte neydi? Notlarımız vardı. Notlarımızın içinde ee, S, N, P, V, P gibi e, sentence, noun phrase, verb phrase gibi taglar vardı. Bu taglarla e, aslında e, cümlenin yapısını ve altında geçen şeyleri anlatıyordu. İşte NP demek bunun altında bir noun phrase, isim cümleciği var demek. VP demek bunun altında bir fiil cümleci var demek diyeydi. Bu ağaçları elde etmek içinse genelde yapılan şey bir e, gramer veriliyordu baştan. Ve bu gramer e, kullanılarak bu ağaçlar e, elde ediliyordu. Bu işte gramerden e, ağaçların elde edilmesine, ağaçların üretilmesine parsing e, adı veriliyordu. E, biz burada e, önceki bölümde e, nasıl e, bir e, gramer verilirse e, gramer verildiğinde nasıl bir e, tree elde edilir, e, parse edilir, e, onu elle nasıl yapılacağından bahsetmiştik. Temel olarak işte bir e, Context-Free gramerde bir e, başlangıç e, non-terminali var. Mesela S gibi. Genelde cümle pars ediyorsak bu S oluyor zaten. Sonra S'den başlıyoruz ve S'ni e, replace ediyoruz. Neyizle? Sağ tarafta görülen kurallardan bir tanesiyle. Tabii burada biraz bulmaca gibi selektif yapmak gerekiyor. Biraz ileriyi görmek gerekiyor. İşte mesela buradaki örnek içinde I shot an elephant in my pyjamas da işte bunun NP ve VP olacağını önceden anlamak lazım. Sonra işte NP'yi ona göre değiştireceksin vesaire vesaire. Sonuçta bu elimizdeki e, S'den ilerleyerek aşağı doğru e, cümleyi oluşturuyoruz. Parsing'i oluşturuyoruz. Buna top down parsing deniyor. Yani yukarıdan başlayıp aşağı doğru inmeye taptan parsing adı veriliyor. Aşağıdan yukarıya doğru ağacı üretmeye de bottom up parsing deniyor. Biz genelde anlattığımızda bottom up parsing'den bahsetmemiştik. Yani insan açısından Bottom-up parsing yapmaktan bahsetmemiştik. İnsana genelde biraz daha zor geliyor bottom-up parsing stratejisi. Çünkü parça parça elimizde cevaplar var ve bu cevapları nasıl birleştireceğiz ortada pek belli değil. Ama yukarıdan bakınca sanki biraz big picture'a bakmış gibi oluyoruz. Buna karşılık bilgisayar açısından bottom-up parsing daha e, algoritmik olarak daha kolay. E, genel olarak söyleyelim diyelim e, bugün bu de aslında bir bottom up parsing algoritmasından çok standart kullanılan e, aslında başka alanlarda da e, kullanımı olan yani sadece tabii ki anlatmıştık context free gramerler ve e, parsing ona dayalı olan parsing sadece NLP ile alakalı değil aslında e, bilgisayara özgü e, normal e, parsing ile ilgili lexical parsing ile de alakası var ama CKY parsing burada e, baseline olarak sıklıkla kullanılan bir e, parsing yöntemi. Şimdi e, burada parsing yaparken e, şunu da öngörmek gerekiyor. Biz aslında varsayımımız ne? Burada bir parsing yaptığımız zaman bir tane ağacın çıkması. Fakat nasıl morfolojik analizde birden çok morfolojik analizi varsa bir kelimenin mesela akın kelimesinin ak akı akın gibi birden çok morfolojik analizi olduğu gibi cümlelerin de birden çok partrisi olabiliyor. Bu buna da aslında structural ambiguity adı veriliyor. Dolayısıyla yapısal olarak aynı cümle farklı şekilde algılanabiliyor. Bunun çok standart bir örneği İngilizcede I shot an elephant in my e, Pijamas örneği. Burada aslında prepositional e, den kaynaklanan bir attachment ambiguity var. Ne demek e, attachment ambiguity? Yani e, bu e, kelime grubu, birazdan göreceğimiz kelime grubu kime attach ediyor, kime eklemleniyor ki e, sonuç değişiyor. Kime eklemlendiğine bağlı olarak cümleyi farklı şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi burada iki ağacı görüyoruz. Aynı cümle için, aynı cümle olduğunu nereden anlıyoruz? İşte leaf notlardan anlıyoruz. I shot an elephant in my pajamas. Burada da gene I shot an elephant in my e, pijaması e, görüyoruz. Şimdi burada in my pajamas ama ağaçlar birbirinden farklı. Nerede farklı? I tarafında farklı değil. Ama buna karşılık e, bu PP'nin bağlandığı yerde bağla e, farklı. Mesela burada PP Elephant'a bağlanıyor dikkat ederseniz önce. Burada PP ise Shot and Elephant'a bağlanıyor. Dolayısıyla aslında VP'ye bağlanmış oluyor. Bağlandığı yeri aslında nitelemiş oluyor. Dolayısıyla burada e, fili niteliyor. Burada ise Shot and Elephant olayını niteliyor. Böyle bakıldığı zaman aslında e, pijamamdaki fili vurdum gibi saçma bir anlam e, elde edilirken burada ise fili pijamalarımla vurdum gibi daha belki e, anlamlı olabilecek bir e, örnekle karşılaşıyoruz. Tabi bilgisayar açısından bunlardan hangisinin daha anlamlı olduğu muallak çünkü gerçekten pijamamın içinde bir fil de olabilir e, tabi nasıl olacak ayrı bir konu ama e, ama diğer taraftan da pijamalarımla dışarı çıkıp fili de vurabilirim. Burada kelimeleri değiştirmek aslında bir şey değiştirmeyecek. E, ambiguity gene aynen devam edecek. Şimdi bu ambiguity bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor. Aslında aynı cümlenin birden çok partisi olabiliyor ve olacak da. Nasıl bir e, kelimenin birden çok morfolojik analizi olacağı olabileceği gibi aynı şekilde bir cümlenin de birden çok eee olabilecek. Peki bunları nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? İşte o başka bir problem. Yani onu e, a, yapabilmek için, anlayabilmek için aslında bunların içine hatırlarsak tabii morfolojik disambiguation'ı bilgisayarla nasıl yapacağımızı anlatmadık henüz ama orada aslında bir machine learning modeli vardı. Burada da aslında burada göreceğimiz yani parsing de göreceğimiz DJK'ya parsing'in özel bir versiyonu olacak. Olasılıksal bir versiyonu. Yani aslında temel olarak göreceğiz oraya geldiğimiz zaman da ama ağaçlara olasılıklar vereceğiz. Ağaçlara olasılık verdiğimiz zaman aslında en olası olan ağacı seçmek aslında bizim için en e, optimal tree haline gelecek. Ama dediğim gibi onlara daha sonra geleceğiz bugün değil. Şimdi gelelim <laughs> gelelim CKY parsing'e. Şimdi CKY parsing'in amacı e, bizim elimizde bir cümle varken ve bir gramer varken yani bizim elimizde bu gramer var. Şekil 13.1'de görülen gramer ve bizim elimizde bir cümle var. Tabii bu bu o e, gramer ait bir cümle değil çünkü pijama pijama yok bu leksikonun içinde. Hatırlarsak zaten partilerin olması için o leksikonda olması lazım kelimelerin. Mesela which flights bakalım var mı burada which? O da yok. Mesela I book flights I book flight from işte mesela Houston to anyway diye bir cümle olsun mesela bütün kelimeleri leksikonda olan. Bunu parse etmeye çalıştığımızı düşünelim. Ana fikir bu. Şimdi bunun için ee, CK'ye parsing diye bir algoritma kullanacağız. Şimdi bu algoritmanın olayı şu olacak. Temel ee, meselesi bottom-up şeklinde ilerleyecek. Dolayısıyla alttan başlayacak ve ee, alt ağaçlar, oluşturacak ve bu alt ağaçları birleştirerek 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 en sonunda full tree'yi elde edeceğiz. Şimdi bu e, algoritmanın e, genel olarak dynamic programming algoritmaların genel adı chart parsing algoritmaları e, ama en sık kullanılan algoritma aslında CKY e, algoritması. Şimdi CKY algoritması dynamic programming ile çalışacak. Dynamic Programming ile algoritmasının çalışması için ya da en azından basic haliyle çalışması için e, gramerimizin özel bir halde olması gerekiyor. Nedir o özel hal? Chomsky Normal Form'da olması gerekiyor. Chomsky neden öyle olması gerekiyor gelmeden önce? Nedir Chomsky Normal Form? Ona bakalım. Chomsky Normal Form aslında basit bir şey. Bildiğimiz Chomsky'den geliyor. Ünlü Chomsky'den. E, gramerdeki kuralların sadece iki şekilde olmasına izin veriyor. Birincisi direkt terminallere bağlanan kurallar ki bunlara biz leksikon demiştik hatırlarsak. Şurada şu sağ tarafta gördüğümüz e, hikayeye karşılık geliyordu. İkincisi ise diğer kurallar yani terminal, non-terminal derden non-terminallere gidenler. Bunların da sadece bu şekilde olmasına izin var. Yani sağ tarafta sadece iki tane nan terminal olabiliyor. Dolayısıyla sağ tarafta bir nan terminal olamıyor, üç nan terminal olamıyor, terminallerle nan terminallerin karışımı olamıyor. Sadece iki tane nan terminal olmasına izin var. Peki bunun niye böyle bir Chomsky normal forma ihtiyaç var? Çünkü temel olarak ...burada algoritma iki basamaktan oluşuyor. Bu iki basamak içinde bu tip kurallara ihtiyaç var. Birinci basamakta, göreceğiz bu basamakları ama... ...base leafler oluşturuluyor. Ne demek base leaf notlar oluşturuluyor? Her kelimenin bir üstünde bir not meydana getiriliyor. Onun için şu kullanılıyor. Dolayısıyla mesela biraz önceki bir cümle olsun. işte I prefer bilmem ne diye bir cümle olsun... Oradaki her bir kelimeye buradan bakılıyor ve sol taraftan da non terminal seçiliyor. Bunu yapabilmek için Kural böyle kurallarımızın olması gerekiyor tekil. İkincisi ise ikinci aşamada ise ağaçlar birleştiriliyor. Ağaçları birleştirmek için de şöyle bir varsayımız var. İki ağacı en fazla birleştirebiliyorum aynı anda. Yani üç veya dört saptırıyı birden birleştirmeme izin vermiyor algoritma. Çünkü karmaşıklığı çok artıyor. İki ağacı birleştirebilmek için de aslında birleştireceğim ağaçların e, root'ları, burada B ve C oluyor. Dolayısıyla B'nin bir alt ağacı var, C'nin bir alt ağacı var diye düşünün. Bunları hop A'da birleştiriyor. Çünkü A, ok, B, C diye bir kuralım varsa... B'nin bir alt ağacı, C'nin bir alt ağacı varsa B ile C'yi A birleştirdiğimiz anda şöyle bir şey kullanabiliriz. Daha birleştirmek için böyle bir kural kullanabiliriz. Bütün hikaye bunlar üzerine dayandığı için e, Chomsky Normal Form'da olması gerekiyor e, gramerimizin. Peki Chomsky Normal ise zaten no problem ama Chomsky Normal Form'da değilse ne yapacağız? O zaman basitçe onu ona dönüştüreceğiz. Şimdi e, bunun için ne yapacağız? Bunun için öncelikli olarak e, şöyle bir dört aşamalı e, bir e, stratejimiz var. Chomsky normal form olmayan gramerleri Chomsky normal form gramerine dönüştürmek için. Bir, bütün e, uyan kuralları yeni gramere transfer ediyoruz. Dolayısıyla sağ tarafında bir terminal olan veya sağ tarafında iki non terminal olan bütün kuralları geçiriyoruz. Dolayısıyla mesela S burada örnek gösteriyor. Ben şimdi geçirilenleri gösteriyorum. Mesela şu direkt buraya geçiyor. Çünkü sağ tarafında iki tane terminal var. Bu geçmiyor. Bu, 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 bu. Şu geçiyor mesela. Nominal goes, nominal now. Nominal goes, nominal pp. VP goes, verb np. VP goes, verb pp. VP goes, verb pp. PP goes, preposition np. Bunlar direkt copy-paste ediliyor diğer tarafa. Aynı şekilde sözlükteki bu şu kısımda hatırlayalım da kurallar uyduğu için onlar da otomatikman transfer ediliyor. Bu birinci aşama kolay. İkinci aşama eğer kurallar içinde terminal varsa bunlar da terminale dönüştürülüyor. Dolayısıyla kuralın içinde bir tane kelime var mesela onun antarı. Buradaki örnekte öyle bir şey yok. Dolayısıyla Burada onun uygulaması söz konusu değil ama olsaydı oraya bir tane dummy non terminal ekleyecektik onun yerine. Böylece sağ tarafta hiçbir non terminal kalmayacaktı. Her şey terminal olacaktı. 2 1 veya 5 tane olabilir o ayrı konu. Sonra unit productionları convert edin. Şimdi unit production demek ne demek? Unit production şu demek. A goes B gibi bir şey. Yani A da bir non terminal, B de bir non terminal. Şimdi bunu nasıl uçuracağız? Şimdi bunu uçururken şöyle bir taktik yapıyoruz. Bütün e, A goes B olduğuna göre bütün A'ları ben B ile yer değiştirirsem A goes B kuralı yok olur. Doğrusu o kuralı aslında uçuruyor. Temel olarak yaptığım şey bu. Ne demek mesela? E, S goes VP var mesela tekli. O zaman ben gidiyorum bütün VP'leri alıyorum buradan. Bu VP'lerin yerine yanında yazacağım şeyleri alıyorum. Bunun yerine yapıştırıyorum. Dolayısıyla bu şekilde olduğu zaman e, aslında s-goes-vp as kuralı bunlarla replace edilmiş oluyor. Dolayısıyla s-goes-verb, s-goes-verb-mp, s-goes-verb-pp, s-goes-vp-pp e, diye gidiyor. Mesela np-pronoun'a gidiyor. np-pronoun. Pronoun'dan kimler var giden? Pronoun'dan giden şeyler biliyoruz ki burada... E, I, she ve mi. Gidiyoruz burada, o, pro, o pronoun yerine I, she ve miyi yerleştiriyoruz. Bakın onlar o şekilde yerleştirmiş. MP goes to proper noun. Dolayısıyla proper noun nereye gidiyor? Gene terminallere gidiyor. Onları alıp buraya yazıyoruz. Dolayısıyla kuralda bu kalmıyor. Onun yerine replace kuralın, diğer kuralın sağ tarafı. Dolayısıyla A goes B, B goes C gibi bir şey varsa... A goz B'yi yok etmek için bütün B gördüğüm yerlere C yazıyor. C tabi birden çok e, non-terminal terminal kombinasyonu olabilir. Bunları da böyle yapınca e, şu tekiller uçuyor. E, geriye kimler kalıyor? Geriye kural sağ tarafında ikiden fazla e, non-terminal olanlar kalıyor. Yani üçlü, dörtlü duruma göre. Mesela kim burada? Bir tanesi şu mesela. Şu mesela. S aux and PVP. Üç tane non terminal var. Şimdi ikiliye en fazla izin veriyoruz. Peki bunu nasıl yok edeceğiz? Burada da basit bir mantık yapıyoruz. Diyoruz ki bunları ikili parçalara ayır. Sonra her ikili parça için yeni bir kural üret ve oraya da onu yaz. Dolayısıyla aslında bir anlamda prosedür metot üretmiş gibi oluyoruz. Çok küçük ölçekli. Şu AUX MP'yi çıkarıyoruz. Refaktör ediyoruz diye de düşünebilirsiniz. AUX MP'ye X1 diyoruz. Dolayısıyla bunun yerine artık X1 gelince S'nin sağ tarafında iki tane kalmış oluyor. E, AUX, her seferinde iki tane çektiğimiz için onları da zaten kendisi kuruluyor. Dolayısıyla böyle olur. 4 için ne yapacağız? 2. Oraya X1 yazacağız. Sonra X1 bilmem ne için de bir kural yazacağız. Falan filan. Bu böyle gidecek. Şimdi benzer şeyi burada da görebiliriz. VP goes verb MPP. Verb MP'ye e, X2 denmiş. Ondan sonra da X2 PP. Tabii aynı değişken ismi veremeyiz. Çünkü aynı değişken ismi aynı e, açılımlara neden olur. Dolayısıyla farklı değişken isimleri kullanabiliriz. Ha, ama ortak şeyler varsa mesela burada S goes VP dedik. Sonra buradaki VP'lerden X2 PP geldi. Bakın onlar da yukarıya taşınmış oldu aynı şekilde. Dolayısıyla bunları da böyle yaptığımız zaman aslında Chomsky normal forma dönüştürmüş oluyoruz. Bir daha tekrarlarsak e, kurala uyanları copy paste ediyoruz. E, Rulların içinde eğer e, non-terminaller e, terminaller varsa pardon onları non-terminallere çeviriyoruz. Burada onun örneği yoktu. Unit productionları e, modifiye ediyoruz. İşte A goes B gibi bir şey var. A, B'ye gidiyor gibi bir şey var ama B tek başına sağ tarafta tek başına kalmasına izin vermiyoruz. Bütün B'den giden her şeyi alıp oraya yapıştırıyoruz. Buna üçüncü aşama. Dördüncü aşamada ikiden fazla eğer e, sağ tarafta değişken varsa mesela şunun gibi işte ne diyoruz B, C, e, X1'e gidiyor diyoruz. Sonra buranın yerine B, C'nin yerine X1 yazdığımız zaman da şunu elde ediyoruz. Evet şimdi C, K eee Chomsky Normal Form'a dönüştürdük. Şimdi bu dönüştürdüğümüz, Chomsky Normal Form'a dönüştürdüğümüz grameri kullanarak bize bir cümle verildiğinde nasıl CK'ye e, algoritması bu cümleyi pars eder? Şimdi CK'ye algoritmasının e, bir dinamik programlama algoritması olduğundan bahsetmiştik. Dinamik programlamanın mantığı neydi? Tablolamaydı. Yani... E, ger genelde basit olarak bir boyuttaki sorularda görülür ama daha karmaşık boyutlarda olabilir. Mesela en zorlarından bir tanesi iki boyutlu e, dinamik programlamadır. Burada o iki boyutlu dinamik programlamayı göreceğiz. Burada yapmak istediğimiz şey şu. Dinamik programlamada hatırlarsak neydi? Problemin sap problemlerini tanımlıyoruz ve o sap problemin çözümünü saklıyoruz. Çözüp saklıyoruz. Niye saklıyoruz? Çünkü o çözüme... Sonra tekrar tekrar ihtiyaç duyulabiliyor daha üst seviye SAP problemlerde. Şimdi burada saklamamız gereken şey ne? Burada saklamamız gereken şey aslında SAP tree'ler. Yani benim asıl problemim ne? Bana bir cümle verildiğinde o cümlenin tree'sini elde etmek. Bunun SAP problemleri neler olabilir? Şunlar olabilir. O cümlenin içinde öyle alt cümlecikler var ki, bu alt cümleciklere ait de subtriler olacak. Dolayısıyla mesela şu cümleye gidersek örneğin mesela şu cümleye in my pajamas denen şeyi bir subtrisi var. PP altında. Veya elephant in my pajamas denen şey bir subtrı e, tepesinde nominal var. Dolayısıyla bu S'ye ulaşmak için aslında önce bu tarz subtriler bulmamız lazım ki onları ne yapabilirim birlikte birleştirebiliriz. Şimdi bu saptrileri save etmek için bir tabloya ihtiyacımız var ve tabloda da o saptrilerin cümlenin hangi kısmına ait olacağını e, göstermemiz gerekiyor. Şimdi cümlenin e, saptrileri biraz önceki şekilde de gördüğümüz gibi zıplamalı olamaz. Yani arada bazı kelimeleri pas geçme şansı yok. Dolayısıyla bir cümlenin alt cümleciği belli bir kelimeden başlamak zorunda cümlenin ve belli bir kelimede bitmek zorunda. Dolayısıyla mesela ikinci kelimeden başlıyor. Mesela Ali topu at diyelim. Ali topu atın ikinci kelimesi kim? Topu. Üçüncü kelimesi kim? At. Topu at mesela bir alt cümlecik. İşte at da tek başına bir alt cümlecik. Üçle başlıyor, üçle bitiyor. Ali birle başlıyor, birle bitiyor. Tek başına mesela. Ali topu birle iki gibi. Dolayısıyla her alt cümleciğin bir başlangıç noktası var, bir de bitiş noktası var. Cümledeki indekslerine göre. Şimdi burada bu indeksleme gene tahmin edebileceğiniz gibi sıfırdan başlıyor. Bilgisayarda hep her zaman öyleydi zaten bilirsek. Dolayısıyla indeksleme sıfırdan başlıyor ve ee şey, sona kadar gidiyor. Hücreleme mantığı da şu şekilde. Bu tablodaki her bir hücre aslında şu cümlenin belli bir alt cümlesine karşılık geliyor. Hücrelerin numaralandırması şöyle düşünün. Aslında basit matris mantığı. Şurası sıfırıncı row, birinci row, ikinci row, üçüncü row, dördüncü row. birinci kalım, birden başlıyor kalımlar. İkinci kalım, üçüncü kalım, dördüncü kalım, beşinci kalım. O zaman şu sel sıfıra bir oluyor. Şu sel sıfıra iki, şu sel sıfıra üç. Nedir bunlar? Başlangıç dahil, son hariç. Dolayısıyla bu hücre sıfırıncı kelime, birinci kelime ve ikinci kelimenin varsa bir saptırısı onun tutacak. Şu hücre birinci kelime yani the, ikinci kelime yani flight, üçüncü kelime yani true, e, bunların saptırisi varsa onu tutacak. Dolayısıyla her hücre aslında indekslemesi gereği belli bir e, alt cümleciyi tutacak ve tutarken, az alt cümleciyi tutmayacak, alt cümleciye ait e, parse tree tutacak. Şimdi parse tree tutmak, e, tabi yine tutacağız aslında da, pahalı algoritmayı göstermek açısından parse tree tutmak yerine çünkü biz parse tree ile birleştirirken parse tree'nin kökünün altındaki şeyler bizi ilgilendirmiyor. O yüzden de sadece root nodunun adını buraya yazmak yeter. Dolayısıyla dinamik programlama çözümünde biz sadece e, root'ların isimlerini buraya koyuyoruz. O zaman bu ne anlama geliyor? Mesela şurada yazan yazılar şu anlama geliyor. Sıfırla üçüncü kelimeler arasında yani book the flight dediğimiz kelimeler için, bitişik bu kelimeler için, bütün hepsini içeren kökünde S olan bir ağaç oluşturulabilir. Kökünde VP olan bir ağaç oluşturulabilir. Kökünde X2 olan bir ağaç oluşturulabilir. Bunu söylüyor. Şimdi bizim amacımız da bu tabloyu doldurmak. Bu tabloyu doldurduğumuz zaman, tamamını doldurduğumuz zaman şu hücreye bakalım. Sağ üst köşedeki hücre. Bu hücre ne? 0.5. Yani 0, 1, 2, 3. Aa, bütün kelimeleri içeren ağaç varsa burada çıkacak. Ne olmasını bekliyoruz? S olmasını bekliyoruz. Eğer burada S varsa demek ki bütün kelimeleri parse eden, bütün kelimeleri içeren bir subtree. Aslında buradaki durumda tree olacak. Dolayısıyla buradaki tablodaki her bir hücre bir subtree'ye karşılık gelirken şu sağ üst köşe gene bir subtree ama tüm ağacı elde ediyor olacak. Şimdi tabloyu nasıl dolduracağız? Tabloyu doldururken dinamik programlamada, matris doldurmada değişik stratejiler var. Bunlardan bazıları mesela aşağıdan yukarıya doğru şöyle olabilir. Veya önce köşegen sonra gene köşegen şeklinde devam edebilir. Değişik stratejiler var. Bütün mesele bir hücreyi nasıl hesaplayacağım? diğer hücrelerden. Çünkü hatırlarsak dinamik programlamanın esas mantığı var olan çözümleri, hesapladığımız çözümleri kullanarak yeni alt problemin çözümünü hızlıca elde edebilmek. Bu şekilde çok hızlı bir, çok küçük bir time complexity ile problemi ne yapabiliyoruz? Çözebiliyoruz. Şimdi gelelim o zaman ona. Yani bir hücrenin değerini nasıl elde ediyoruz? Şimdi önce basitten başlayalım köşegen derdi. Şimdi köşegenler en kolayı. Neden en kolayı? Çünkü köşegen ne demek? Mesela şu da bakarsak sıfırıncı kelimeyle başla o kadar. Yani bu. Bu birinci kelimeyle başla yani the. İkinci kelimeye başla yani flight. Üç, üçüncü kelimeye başla true. Dördüncü kelimeyle başla Houston. Dolayısıyla bana öyle alt ağaç üret ki içinde sadece bu kelimesi olsun. İçinde sadece the, içinde sadece flight. Bunları kim yapabilir? Bunları aslında Chomsky normal formda sadece sağ tarafı terminal olanlara bakarak pat 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 yakalayabiliriz. Dolayısıyla bunu bakarsak mesela book için şurada mesela book'lara bakalım. Bakın sağ tarafında book olan S var. Nominal var ve VP var. S var, nominal var ve VP var. Verb ve noun da var çünkü onlar da aslında leksikonda verb ve noun da var. Onlar da leksikonda. Leksikonu da tabii buraya eklemiş olmamız lazım ama burada göstermemiş onları tüm leksikonu da. Aynı şekilde d'ye bakalım. D sağ tarafta olan ne var? Şurada d'ye bakıyoruz. Burada d'yi göremiyoruz. Leksikona bakıyoruz yukarıda. Leksikonda d var. Nerede? Det'in içinde. Dolayısıyla gidip buraya da det yazıyoruz. Sonra flight'a bakalım. Flight'a geliyoruz burada. Flight var mı? Var. Burada nominal de var. Başka bir yerde yok. Flight nominal de var. Bir de flight burada noun da var. O zaman iki tane alternatif olduğu için nominal ve noun'u da buraya yazıyoruz. Bu şekilde bütün köşegeni dolduruyoruz. Şimdi köşegeni doldurduktan sonra işler başlıyor. Köşegen dışı için ne yapacağız? Köşegen dışı şu demek aslında. Ben Herhangi bir hücre için. Yani mesela bir şurası olsun. Bir dört. Yani the flight true alt cümlesi için benim bir ağaç üretmem lazım. Ne yapabilirim? Alternatifler mi şunlar aslında? The diye the'yı içeren bir ağacım vardır. Flight true'u içeren bir ağacım vardır. Bunları birleştirir. Ne olur? The flight true olur. D'yi içeren acim neresi? Burası. Flight true'yu içeren hacim neresi? Burası. Bununla bunu merge etmeye çalışırım. Nasıl merge edeceğim peki? Buradaki kelimelere bakacağım. Buradakilere bakacağım. Bu ikisi bir kuralın sağ tarafında yer alıyorsa birlikte Aa, o zaman demek ki bu ikisini demek ki bu ne demek olacak? D diye bir alt ağaççık elde edebiliyorum. Üstünde dead yazan. Flight true diye bir ağaç elde edebiliyorum. Gerçi edemiyorum buradaki şekilde gördüğünüz gibi. Orada da bir şey yazıyor. Bunları sağ tarafında tutan bir kural var mı diye bakıyorum. Varsa onları birleştiriyor Ama bu sadece tek opsiyon değil. Çünkü the flight true elde etmenin tek yolu the ile flight true'yu birleştirmek değil. The flight ile true'yu da birleştirebilir Dolayısıyla o zaman ne oluyor? The flight dediğimiz cümlecik yani burasına karşılık geliyor ve true dediğimiz cümlecik yani buraya karşılık geliyor. O zaman the flight dediğimiz şeyin NP olduğuna göre cevabı. True'un cevabı da prep olduğuna göre sağ tarafında NP ve prep olan bir kural arıyoruz. Var mı sağ tarafında NP ve prep olan? Yok. O zaman demek ki burada da bir şey yapamıyoruz. Şimdi o zaman genelleştirirsek bir hücrenin root'unu elde edebilmek için şu şekilde işlem yapıyoruz. Sol tarafındaki, en solundaki e, hücreye alıyoruz. Onun üstünde yazana bakıyoruz. Şuradaki ilk, bu sefer dikkat, buradaki ilk e, hücreye bakıyoruz. Burada da yazan kelimelere bakıyoruz. İkisi birlikte sağ tarafta varsa onları birleştiriyoruz ve buraya yazıyoruz. Bununla bitmiyor. Sonra bu hücreyle bu hücreyi, bu hücreyle bu hücreyi, bu hücreyle bu hücreyle bu hücreyi. Bu 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 Dolayısıyla buradan böyle gelirken buradan da aşağı doğru iniyoruz. En son şu hücreyle de şu hücreyi birleştiriyoruz. Olası kentleri buluyoruz ve onları yazıyoruz bu hücreye. Bir tane örnek yapalım. Mesela şu hücreyi düşünelim. Şimdi bu hücre için ne yapmamız lazım? Buradan başlayacağız. 1-2 Det ile nominal. 1 2 2 5. Dolayısıyla direkt indekslerden görebiliriz. Debtle nominal var mıydı detle nominal? Bakıyoruz. Debtle nominal var. NP dolayısıyla buraya NP yazıyoruz. NP ile PP. NP ile PP var mı? Sanırım yok. NP ile PP. Dolayısıyla yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, sonraki şu ve şu ama orada zaten bir şey yok. Dolayısıyla sonuç eee detle nominalın birleşimi olan NP oluyor. Mesela şuna bakabilir e, şuna bakalım. Bu biraz karışık ama şuradaki bütün her birini alıyoruz. Buradaki her birini alıyoruz. Bunları yan yana var mı diye bakıyoruz. SNP, VPNP, verb NP, nominal NP, non NP. Bunların içinde sanırım e, ve Eee VP NP miydi? Yok VP NP değil. Hangisi? Ee, verb NP, nominal NP. Ha, verb NP var mesela burada. Verb NP. Buradan verb'ü aldım, buradan da NP'yi aldım. X2 geldi orada. Şuradan X2 çünkü o X2 bu tarafındaydı. Sonra başka ne varmış? Ee, nominal NP ve noun nep. Onlar sanırım burada yok. Tamam bu kısım bitti. Şimdi bu sonra bir sonrakine geçiyoruz. Bununla bunu birleştiriyoruz. Onlardan bir şey yok, çıkmıyor. Şunla da şunu birleştiriyoruz. Yani VPPP ve X2PP. VPPP ve X2PP. Ee, VPPP'den VP geliyor. X2PP'den de PP geliyor. Pardon, x2pp'den de vp geliyor. Dolayısıyla vp burada oluyor. Son olarak da sanırım bir tanesinden de s gelmesi lazım. S neydi? E, verb mp. Burada verb vardı hatırlarsak. Burada da mp vardı. Dolayısıyla verb ve mp'nin sağ tarafında birleşiminden de s geliyordu. Dolayısıyla buradaki bütün hücreleri, hücreyi bu e, olasılıklarla doldurmuş olduk. Şimdi eğer s varsa burada bu cümle pars edilebilmiş oluyor. Peki bu pars edilebilmiş şurada da bir başka örnek var. Mesela bakın hücreyi dolduruyor tek tek. Şimdi mesela önce köşegeni doldurmuş. Sonra mesela şunu doldurmaya çalışıyor. Bakın şurada nominal pp, noun pp'den ee, noun pp'den nominali elde ediyor sanırım. Sonra şurada mesela detle nominal bunu göstermiştik. Oradan np'yi elde etmiş. Mesela şurada prep Preple NP var. Preple NP, PP. Oradan şuradaki PP elde etmiş gibi gidiyor. Burada da işte şeyleri göstermiştik. Neyden S gelmiş, neyden eski gelmiş. Bunlarda detayları verilmiş oluyor. Şimdi bunun dışında ee, ekstra yani bunu e, koduna bakarsak koduna ama koduna çok bakmaya gerek yok zaten biz bir fiil koduna bakacağız temel olarak önce e, köşegeni dolduruyor burada gördüğünüz gibi sonra da diğerlerini e, yukarıda görülen stratejiyle dolduruyor ee, bunun dışında tabi bir takım non trivial şeyler var onlara da geliriz sonra ee, bir bir tanesi işte ee, Örneğin Kelimeler yoksa sözlüğümüzde ne yapacağız Mesela o bir problem Kelimeler yoksa sözlüğümüzde O zaman onlar için bir tane Out of vocabulary kelimesi tutmamız lazım Onun dışında Mesela sayılar bir problem Şimdi sayılar sözlükte olmaz. Bütün sayıları koyamayız zaten. Tam sayıları nasıl koyacağız, real sayıları nasıl koyacağız? Onlar için de bir e, ekstra bir tag üretmemiz gerekecek. E, onu da algoritma sırasında işin içine e, koymamız e, gerekiyor. E, onun dışında da çok detay yok. E, genel olarak da CK'yı burada e, bitirmiş oluyoruz.